Polinomda fark ettiniz mi önce? X eksi 2 çarpı x artı 2 arkadaşlar. X kare eksi 4'tür. Bu yüzden üsler aynıysa tabanları çarparız. X kare eksi 4'ün 6. kuvveti olur. X kare eksi 6'nın kalanı demek. X kare eksi 6'yı 0'a eşitle. X kare gördüğün yere 6 yaz demek. Böylece x kare gördüğümüz yere 6 yazarsak 6 eksi 4'ün 6. kuvveti 2'nin 6. kuvveti 64 yapar. Bu şekilde arkadaşlar, yani isterseniz x yerine kök 2 yazın, bir şey fark etmeyecek. Önemli olan bulmak istediğiniz, vermek istediğiniz değer denklemde direkt varsa yapıştırabilirsiniz. X artı 1 polinomu px ve rx'in ortak çarpanı demek, her ikisine de tam bölünüyor demektir. Buradan da p eksi 1 eşittir r eksi 1 olur. P eksi 1'i bulmak için burada ne yazmamız lazım? 1. X yerine 1 yazdığımızda P eksi 1 eşittir 1 eksi M artı 4 artı N. Böylece 5 eksi M artı N olacaktır. R eksi 1'i bulmak için X gördüğümüz yere eksi 2 yazmalıyız. 4 artı 8 artı M eksi 7 arkadaşlar. Böylece buradan da ne geliyor? M 12 7 çıkar, 5 geliyor. Şimdi bu iki ifade birbirine eşit. Bu ve bu. M artı 5 eşittir 5 eksi M artı N. Burada eksi M değil, şurası artı M olacaktı, pardon. Çünkü X'e 1 vermiştik. Burada M'ler de gitti, 5'ler de gitti. N 0 oldu arkadaşlar. C şıkkı, şey pardon, B şıkkı. Bir polinomun çift dereceli katsayılar toplamı demek, x'e bir 1 ver, bir de eksi 1 ver demek. Hatta biz onu normal px polinomu olduğu için şöyle yapıyorduk. P1 artı p eksi 1 bölü 2. Bundan dolayı burada da x gördüğümüz yere 1 yazarsak p1'in karesi artı 1 bunun karesi artı. Sonra bir de x yerine eksi 1 yazacağız. Yine eksi 1'in karesinden 1 olacak arkadaşlar. Şuradaki 1'in karesi 1 yapıyor zaten yine. Burada da eksi 1'in karesi yine 1 yapıyor. P1 oluyor. P1 artı 1 bunun karesi bölü 2. Kuraldan dolayı bakın. 1 yaz, eksi 1 yaz. Topla 2'ye böl. Böylece P1 artı 1. P1'i nereden bulacağız? İşte buradan. P1'in katsayılar toplamından dolayı 12. Yaz yerine 13 karesi. Diğerinde yaz, yine 13'ün karesi. Böl 2'ye. 2 tane 169'u 2'ye bölersek 169 olur. D şıkkı. Bu soruda önemli bir nokta var arkadaşlar bence. Benim derecelerde önemsediğim bir şey. Şimdi siz bir polinomun içine böyle bir tane daha polinom yazarsanız, örnek x üzeri n diye bir polinom olsun. Maksat dereceyi görelim, tamam mı? Ne olur? X gördüğün yere x üzeri n yazarsın. Üzerinde bir de n vardır. X üzeri n kare gelir. Haliyle bunun derecesi, yani da polinomun derecesi derken gerçekten en büyük olan derece n kare. Yani bir sayının karesi olması lazım. Ama burada x üzeri 5 ile başlamış. Soru yanlış olmadığına göre, polinom olduğuna göre demek ki burada arkadaşlar m 2 olmalıymış ki polinom hatalı olmasın. Px, çünkü dediğim gibi her zaman derecesi bir sayının karesi olması lazım. M'ye 2 verdiğimiz zaman Px 2x artı 2 olur. Şimdi burada iç içe polinomlar var. Tam da 4 tane. O zaman ikili ikili hareket edebilirim belki bir ümit. Ona bakalım şimdi. Px yerine 3 yazarsak Pp 3 ne olur? Buradaki Pp'x'i bildiğim için 3 çarpı 2, 6 daha 8. Bakın şu an ben Pp3'ü buldum. Ne yapacağım? Buradaki Pp3'ü karalayacağım. Bunun yerine 8 yazacağım. O zaman Pp8'i bulmak istiyorum artık. Onun için de x gördüğümüz yere ne yazacağız? 8. Pp8 eşittir 2 çarpı 8 artı 2, 18 oldu arkadaşlar. Güzel bir soru. Hem de böyle Px'i bulmamıza gerek kalmadı. Söyleyeyim, Px'i bulmaya çalışan arkadaşlar köklü sayı bulduğu için biraz daha işlemleri uzun sürmüş olabilir. Bölme, bölüm falan işin içine girdiği zaman şöyle bir Px eşittir x eksi 2 bölen, sonra bölüm Rx artı 22. Ben bunu bir yazmanızı böyle tavsiye ederim. Bazı sorularda bu şekilde açık bir halde yazınca daha iyi görülüyor. Bu arada x eksi 2 ile bölümünden elde edilen kalan 22'ymiş ya. Şimdi burada yerine yazıp m'yi de bulabiliriz aslında. Bakın p2, sadece kalan odaklanacağım. Sonuçta 22, oradan m'yi atlayacağız. 4 artı 2m artı 6 eşittir 22. 10 yaptı, 2m eşittir 12 geldi. M de buradan gördüğünüz gibi 6 oldu. Px
Aslında x kare artı 6x artı 6'ymış arkadaşlar. Ne demiş bize? Rx artı 2 polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan. Dikkat! X gördüğüm yere ne yazıyorum? Eksi 1. Eksi 1 yazınca eksi 1 artı 2'den ne oluyor? R 1 oluyor. Şimdi Px x'e 1 verince burası P1 yapıyor. X'e 1 verince eksi 1 yapıyor. Burası R1 oluyor. Burası da 22. P1'i bulabiliriz çünkü ben Px'i biliyorum artık. P1 1 artı 6 artı 6'dan 13 arkadaşlar. Eksi 1 zaten aynen yine durmaya devam ediyor. Eksi R1 yapalım hatta onu. Artı 22. At sağ tarafa R1'i, sol tarafa. 13'ü de sağ tarafa at. 22 eksi 13'ten 9'muş. E şıkkı oldu. İlk başlangıç noktası şöyle olmalı. Bir polinomu siz birinci dereceden bir polinoma bölerseniz kalan kaçıncı dereceden olur? Sıfır. Haliyle sıfırıncı dereceden bir polinom olduğuna göre burada x olmamalı. A2'ymiş. Yani bize A'yı bulduruyor. X eksi 2 ile bölümünden elde edilen kalan demek ki 2'ymiş arkadaşlar. Bize P2'yi 2 vermiş demek olur. Bir bu adım, ikinci bu adım. Artık yerine yazacağım. P2 eşittir. 2'nin kübü 8. Eksi 2'nin karesi 4 çarpı 2'den yine 8. Artı 2B artı 2 eşittir 2 olacak. Böylece buradan da B 0 olacak. A şıkkı. AYT sorularını çözerken kavramları yorumlayabilmek lazım. Mesela burada x eksi 3 ile bölümünden elde edilen bölüm m ne zaman olur? Burada px'in derecesi de arkadaşlar 1 ise olur. Çünkü siz bakın şimdi ax artı b şeklinde bir polinomu cx artı d'ye bölerseniz gerçekten ax'in cx'e bölümü nedir? A bölü c'dir. Haliyle burada bölümümüz a bölü c bir sabit sayı olur. Eğer büyük bir derece olsa mesela ax kareyi bx'e bölseniz bak bölüm ne oluyor? A bölü bx. Kesinlikle işin içine değişken giriyor. Sana ilk verdiği mesaj px polinomu birinci derecedenmiş. Böyle bir ax artı b'ymiş. Haliyle buradan artık bunun birinci dereceden yani doğrusal denklem olduğunu anladık. Yazacağız yerine a artı b eşittir 7. Sonra p eksi 2 eşittir. Eksi 2a artı b eşittir 1. Taraf tarafa çıkart. 3a eşittir 6. a2. a2 ise b5. Polinomu artık px eşittir 2x artı 5 bulduk. Bölüm istiyordu, kalan istemiyor. 2x artı 5'i arkadaşlar kaça böleceğiz? X eksi 3'e böleceğiz. Böylece bölüm 2. 2x'i x'e bölersek çarptığımız zaman 2x eksi 6. Kalan sorsaydı 11 derdik. Ama cevabımız 5 şıkkı 2. Şimdi burada arkadaşlar bir P3 eksi P2 diye yazmak lazım. Yani iki kare farkı var bakın burada. P3 eksi P2 çarpı P3 artı P2 diye yazalım. Bu şimdi 13'e eşitmiş, tamam mı? Haliyle arkadaşlar bir de şöyle Px'in de AX artı B şeklinde birinci dereceden denklem olduğunu görelim. P3 burada 3A artı B yapar. P2 de 2A artı B yapar. Eksiyle çarparsak böyle olur. Yine diğerinde de 3A artı B artı 2A artı B eşittir 13. Şimdi B'ler gitti. Burası A geldi. 5A oldu. Bu da 2B yaptı. Eşittir 13 oldu. Bundan dolayı A arkadaşlar 1 olabilir. Bu 13 olabilir. Ya da A 13 olabilir. Bu da 1 olur. İkisinden 1 olur. Fark etmez. Sorun değil. Şimdi 1 ve 13'ü deneyelim. A 1 ise arkadaşlar 5 artı 2B eşittir 13'ten B 4 olacaktır. Px polinomu da x artı 4 geldi. Buradan da bizden P5'i istiyor. 5 artı 4'ten 9 oldu. Şimdi şıklar da var. Eğer olmasaydı bir de 13 ve 1 deneyecektik ama gerek kalmadı burada. X eksi 1 ile bölümünden kalan A demek x yerine 1 yazıyoruz. P1 eşittir. 1 eksi a artı 2'den 3 eksi a oldu. P eksi 1'i bulalım. Eksi 1 artı a artı 2'den bu da arkadaşlar 1 artı a oldu. Şimdi bunların farkı çıkartınca a eksi b'ymiş ya. Farklarını alırsak 2 eksi 2 a oluyor. Bunun mutlak değeri olduğu gibi çıkıyormuş. Olduğu gibi çıktığında bazen öğrenciler hata yapıyor. Sadece böyle yazıyor. Hayır. Olduğu gibi çıkıyorsa sıfıra da eşit olabilir. Bu yüzden 2 büyük eşittir 2a'dır. 1 büyük eşit a'dır. Anılabileceği iki tane değer 0 ve 1'dir. B şıkkı.
Px polinomunun derecesi Rx'ten 2 büyük olmak zorunda. Birisinin derecesine p diyelim, r'nin derecesine de böylece p-2 diyelim ki farkları 2 olsun. Bölümde çünkü farklarını alırız derecelerini. Şimdi p³x arkadaşlar derecenin derecesi çarpılır. O yüzden p³x'in derecesi 3p olur. Rx üzeri 4 de yine derecenin derecesi çarpılacağı için 4 çarpı p-2 olur. 3p 4p-8'den büyükmüş. Bundan dolayı 8 küçüktür p olur. P'nin alabileceği en büyük değer nedir? 7. Böylece p kare x'in de derecenin derecesi çarpılır deriz. Haliyle yine 14 olur E şıkkı. Dikkatli olmamız gereken soru, yoksa olması gerekenden daha az sayı bulursunuz. Kökleri 2, 3, 4 kümesinin elemanları diyor. Yani ikinci dereceden bir denklemin zaten 3 tane kök olamaz. Bunlardan herhangi ikisi olacak veya bir tanesi olacak. Bakın şimdi. P2 çarpı P3 sıfıra eşitse, P4 çarpı P3 de sıfıra eşitse, o zaman bu denklemin sadece kökü arkadaşlar 3 olabilir. Baş katsayısı 1 olduğu için x eksi 3 çarpı x eksi 3'tür. Bakın böyle bir polinom yazabiliriz. Bu yüzden sabit terimde 0 yazdığımız zaman yerine eksi 3 çarpı eksi 3'ten 9 olacaktır. Bu birinci durum. İkinci durum. Polinomun arkadaşlar bir kökü P3 olabilir. Diğer kökü de P4 olabilir. Böylece baş katsayı zaten 1 yazmaya gerek yok artık. X eksi 3 çarpı x eksi 4 diyebiliriz. Haliyle arkadaşlar bu px polinom olduğu için yaz yerine sıfırı sabitlerinde. Eksi 3 çarpı eksi 4'ten 12 oldu. Üçüncü durum. Köklerden biri arkadaşlar 2 olabilir. Yani x eksi 2. Diğeri x eksi 3 olabilir. Böylece px böyle olduğundan dolayı eksi 2 çarpı eksi 3'ten 6 olacaktır. Son durumda artık 1 2 olur, 1 de 4 olur. Yani x eksi 2 çarpı x eksi 4 eşittir px olduğundan dolayı. Eksi 2 çarpı eksi 4 p sıfırın değeri. Buradan da 8 geldi. 9, 12 daha 21. 6 daha 27. 8 daha 35 c şıkkı. Polinomun derecesini yorumlayacağız şimdi. Derece hx küçük 2 imiş. Tamam, derecesini h diyelim. Çarpımın derecesi toplanır. Artı p'nin derecesi p olsun. Px artı 3'ün derecesi yine nedir? P'dir. Çünkü sabit sayı, küçük dereceler polinomun derecesini değiştirmez arkadaşlar. Böylece polinomların çarpımının derecesi 2p artı h oldu. O da 4'e eşit. Polinomun derecesinin doğal sayı olduğunu unutmayın. Siz buraya p'ye 1 verirseniz arkadaşlar h buradan 2 olur ama 2'den küçük diyordu. O zaman p'ye 2 verirseniz h 0 olur. Demek ki polinomun derecesi 0'mış. Sabit polinommuş. H1 de aynı sayı eşittir. H2 de, H3 de, H4 de. 3A bölü 3'ten cevap 3 oldu. E şıkkı. Birinci öncülde neye bakacağız? Px bölü Bx bir polinom mudur? Evet, polinomdur şundan dolayı. Bx arkadaşlar Rx'e tam bölünmek zorunda. Yoksa payda da x'li ifade kalır, polinom olmaz. Madem cevap polinom çıkmış, demek ki Rx Bx ile sadeleşiyor. Örnek şunun gibi düşünün. X eksi 1 çarpı x eksi 3 Rx olsun. Bx de x eksi 1 olsun. Sadeleşiyor, polinom olmaktan polinom olmama sıkıntısından kurtuluyorlar. Bu yüzden bx rx'e bölünüyorsa rx zaten px'e bölünüyor. Demek ki px de bx'e bölünür arkadaşlar. Örnek dediğim gibi bu rx olsun. Rx'ten dolayı px de şöyle bir ifade olsun. Dereceleri de farklıymış ya. Haliyle tabii ki bu x eksi 1'e bölünür. Bundan dolayı birinci öncül doğrudur. Hemen şunu söyleyebiliriz. P diyelim. Öbürünün derecesine R, öbürünün derecesine B. R'nin B'ye bölünmesi için bu sıfırıncı dereceden olsa bu 1 olur. Bu 1 olsa bu 2 olur. Çünkü dereceleri farklı demiş. Hakikaten bakın. PX bölü BX'in en az alabileceği değerin 2 olduğunu gördük. 2'den daha büyük değerler de alabilir. Tabii şöyle de olabilir. Bunun derecesi 4 olsun. Bunun derecesi 1 olsun. Bunun derecesi 0 olsun. Ya da bunun derecesi 100 olsun. Bunun derecesi 3 olsun. Bunun derecesi 2 olsun. Ama en az alacağı değer farkın 2 geldi. O yüzden bu da doğru. Biraz burada zorlanmış olabilirsiniz. B1 sıfırsa P1 de sıfır mıdır? Evet. Şimdi polinom arkadaşlar. İki tane polinom olduğu için bölümlerinin de polinom olması için paydanın sıfır olmaması lazım. Payda nasıl sıfır olmaz? Bunlar sadeleşirse. Bu yüzden BX'in bir x eksi bir çarpanı varsa RX'in de x eksi bir çarpanı olması lazım. Böylece bunlar sadeleşir. Payda sıfır olmaktan kurtulur. Bu sefer Rx de Px'in paydası olduğundan, eğer burası
Yani Rx 1'e bölünmezse, R1 eşittir 0 olmazsa payda da x eksi 1 kalır. Payda da 0 olacağı için tanımsızlık olur. Demek ki Px'in de o zaman x eksi 1 çarpanı olması gerekiyormuş. Biraz daha anlayamayan arkadaşlar için açayım olayı. P, Bx arkadaşlar x eksi 1 çarpı x2, x eksi 2 olsun. Uydurdum şimdi. Bu da arkadaşlar x eksi 1 çarpı x eksi 4 olsun. Bak bunlar gidiyor, polinom olmaya devam ediyor. Hatalı bir örnek vereyim. Diyelim bunlar bölündü, tamam, polinom oldu. X eksi 1 olsun Rx, x eksi 4 olsun, bir de x eksi 6 olsun. Sen diyelim dedin ki ya belki bölünmeyebilir hocam. X eksi 2 olsun, x eksi 4 olsun, işte x eksi 7 olsun. Bak tamam bunlar, hatta 6 olsun pardon, bunlar gitti, bölündü. Şimdi x'e 1 verince payda 0 olacak. Eksi 1 bölü 0 tanımlı mıdır? Hayır, o zaman polinom olmaz. Demek ki her türlü evet bölünmesi gerekiyormuş. X eksi 1 çarpanı birinde varsa diğerlerinde de olması gerekiyormuş. E şıkkı. Burada size önce şunu söyleyeceğim. Evet, bir polinomun derecesi arkadaşlar katsayısını değiştirmekle değişmez. O yüzden bölüm her zaman bir sabit sayı gelecektir. P a x artı b'yi siz bir p x'e bölerseniz bölüm her zaman böyle bir sabit sayı gelir. X olmaz. Bu kenarda dursun. Birinci soru, durum. Bunu başka bir soruda da çözmüştük. İkinci durum. Peki biz bu polinomu böldüğümüzde p a x artı b'nin p x'e bölümü acaba a mı gelir? A kare mi gelir? A küp mü gelir? Bu neye bağlı? Polinomun derecesine bağlı arkadaşlar. Derece p x n olmak üzere p a x artı b'nin p x'e bölümü arkadaşlar neyi eşittir biliyor musunuz? A üzeri n'yi eşittir. Bunu böyle kural gibi görebilirsiniz. Örnek olarak da söyleyeyim. Bakın şimdi bir px polinomu olsun. Bu x üzeri 6 olsun. Abartayım biraz. Şimdi bak p2x de buradan ne olur? 2x'in 6. kuvveti olacağı için 2 üzeri 6x değil mi? Böl şimdi 2 üzeri 6x'i x üzeri 6'ya. Şu x'i de unutmayalım. Bunlar gitti, ne geldi? 2 üzeri 6. Hakikaten derecesi kadar bölüm bakın büyüdü. O yüzden bu soruda katsayı kaç burada? 2. Demek ki bu polinom 8 olması için bölünümün kaçıncı dereceden olması lazım? 3. Gerçekten uyduruk bir sayı yazalım. Px x küp olsun. P2x o zaman ne olur? 8x küp olur. Bölünce gerçekten cevap 8 gelir. Derecesini anladık. Derece Px bu yüzden 3. İkincisini artık bu kadar uzatmayayım. 2 olduğuna göre demek ki 32 olması için Q'nun derecesi neymiş arkadaşlar? Onu da yazarsak 5'miş. Artık buradan yola çıkarak derecenin derecesi çarpılır. P'nin derecesi 3'tü. 3 çarpı 2'den 6. Çarpını da araya artı koyarız. Qx küp derecenin derecesi çarpılır. Yine 15 olur. Burası 5 çarpı 3'ten. 21 olur. D şıkkı. Qx'in derecesi 2 olduğu halde toplamın derecesi nasıl 1 olabilir arkadaşlar? Onu düşündünüz mü? Belki bundan dolayı soruda sıkıntı yaşamışsınızdır. Şimdi size kural öğretilirken şöyle öğretiliyor. Polinomların toplamının derecesi büyük olanın derecesine eşittir. Problem yok. Bunun derecesi 3, bunun derecesi 2 ise toplamın derecesi ne olur? 3. Peki ya eşitse? Derece Px, derece Qx'e eşitse her şey olur. Niye biliyor musunuz? Bakın şimdi bir polinom Px polinomu x kare artı 3x eksi 2 olsun. Qx polinomu da eksi x kare artı 7x eksi 6 olsun. Topla bakalım derecesine geldi. 2 mi geldi? Hayır, 1 çıktı. Niye? Dereceleri aynı olduğu için baş kat sayıları da birbirinin ters işaretlisi olursa toplamın derecesi küçülüyor otomatik olarak. O yüzden bu soruda birinci mesaj, evet bunların dereceleri eşit. İkinci mesaj, bunların arkadaşlar baş kat sayıları birbirinin ters işaretlisi. Qx'in derecesi 2 olduğu için ve baş kat sayısı 1 olduğu için bak yazıyorum. X kare artı ax artı b şeklinde bir Qx var. Haliyle Px de arkadaşlar eksi x kare artı tek dereceli terim zaten x'tir. X'in derecesi malum 1 ve tek dereceli olmuş oluyor. 3x artı c diyelim. Bu da gördüğünüz gibi Px. Hakikaten taraf tarafı toplayınca bunlar gidiyor ve birinci dereceden bir polinom geliyor toplamın derecesi. Haliyle arkadaşlar artık Px'e yorum yapabiliriz. P 2 0 verilmiş. Yazıyorum yerine eksi 4 artı 6 artı c 0 olduğuna göre c buradan eksi 2 olur. Px polinomunu arkadaşlar ne bulmuş olduk? Eksi x kare artı 3x eksi 2. Yaz yerine şimdi p eksi 2'yi bulmak için.
Eksi 2, eksi 4. Eksi 6, eksi 2. Böylece cevap eksi 12 oldu. A şıkkı.